arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle tasarımı bana ait olan bu elbisemizin çalışmasını yapacağız elbisemizde sıralı kalpler uyguladım etek kısmında kırmızı rengimi tercih ettim hem roba kısmında hem model kısmından öncesinde örgümüzü farklı şekilde ördüm yakamızı Gördüğünüz gibi beyaz ipimizi kullandık. ve düğmelerimizi elbisemizin ön kısmında kullandık. Arka kısmımızı düz olarak ayarladık. Bir tane ip kullandım. Kırmızımı çok az ip kaldı. Şu şekilde çok az bir miktarda ipim kaldı. Beyaz ipimde ise o kadar fazla kullanmadık. Evet elbisemizi arkasını görecek olursak bakınız arkası da şu şekilde yakamızı şöyle düzelttiğimizde gayet güzel bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Kalplerde normalde şiş örgülerinde arkasından uzanmakta bakınız iplerimiz. Tığ çalışmamızda kesinlikle ipler yok bakınız. Uzun yani iplerin uzamasından rahatsız olan arkadaşlarımız için güzel bir çalışma. Hiçbir şekilde ip yok. Altından gizleyerek örüp devam ettik ve kalplerimizi bu şekilde oluşturduk. Kalplerimizi tamamladıktan sonra örgümüzün şeklini değiştirdik. Bakınız, kalplerimizde de aynı şekilde tamamen batarak örmüştük. Hem roba kısmımızda hem kalbimizden önce şu şekilde örgümüzü kullandık. Evet elbisemiz 0-6 aylık bebeklerimiz için uygun. Eğer kilosu zayıfsa biraz daha büyük bebeklerimiz giyebilir. Hemen ölçümüze bakalım. Omzundan alıyorum ölçümüzü. Şöyle tuttuğumda bakınız. 37 santim. Elbisemizin uzunluğu kol altından gövde genişliğine bakacak olursak bakınız 22 santim. Şuradaki zincirlerimizle birlikte 23 santimi yani çevrilirken şu kısımlarımızla birlikte 23 santimi ee, görmekte. Evet e, elbisemizdeki bu şekilde hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 3641. 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. İpimizi örmek için ise 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen roba kısmımızı örerek başlayalım. Roba kısmımızı hem örelim hem de işaretlerimizi takalım. İlk önce önümüzün bir parçasını örelim. Önden düğmeli bir elbise çalışacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim ve 10. zincirimin içerisine ilk önüm için işaretimi şöyle takıyorum. Devam ediyorum kollarım için örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zinciri de kolum için çektim. Elbisemin arkasını örmek için başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Tam 18 tane zincirimi çekiyorum ve elbisemin arkasına takıyorum. Tekrar ikinci kolumuz için 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi takıyorum. Ve i̇kinci önümü de, ikinci kolumu da bu şekilde oluşturuyorum. Son olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci önümü de örüyorum ve elbisemin ilk zincir sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Santim olarak hemen ölçümüze bakalım. Şöyle yanına bırakıyorum ve 24 santim ilk zincir başlangıç sıramız. Şimdi trabzanlarımızı örerek başlayalım. Ama öncesinde şöyle göstermek istiyorum. 10 ve 10 önümüz 12 ve 12 kollarımız 18 ise arkamız olacak şekilde ayarladık. İlk trabzan sıramızı örmeye başlayalım. 1 ve 2 tane trabzan geri çekiliyorum. Bakınız ilk trabzanım ve ikinci trabzanım. İki zincir de ilave ediyorum. Sıramın başında doluyorum. İkinci çekilmiş olduğum trabzan üzerine batarak şöyle trabzanlarımı yan yana örüyorum. İlk sıramızı ikili trabzan şekliyle örüyoruz. Bir defa başında doluyoruz. İki defa da çekerek örüyoruz. Bir ve iki. Bir ve iki. Bakınız bir defa doluyorum. Bir iki. işaretime kadar örerek geldim. Şu şekilde bakınız. 2, 4, 6, 8, 10. Tam 10 tane trabzanımızı yerleştirdim. Ve işaretime bulunduğu noktadayım. İşaretimi çıkarıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak işaretimi çıkardığım yerdeki zincirimin içerisine giriyorum. Aynı yere batmıyorum. Zincirimizin ilkine batıyoruz işaretimize taktığımızı ve birer birer ikili trabzan örene kadar örerek işaretimizi ilerliyoruz beyaza doğru 12 trabzanımızı bu şekilde örüyoruz beyaz ayracımızın bulunduğu yere geldim ve kolum için en son ördüğüm trabzan üzerine iki tane zincirimi ilave ediyorum. Ayracımızı buradan çıkaralım. Ve çıkardığım yerdeki zincir yuvasına batarak bakınız. Mavi işaretimize kadar birer birer örelim. Her zincir yuvamıza bir tane trabzanımızı örelim. Mavi işaretimize kadar yine örerek geldim. Bakınız şuradan itibaren örmeye başlamıştık. Şöyle görelim işaretimi çıkardım pembe işaretime kadar yine iki zincirimi çekerek başlayacağım bölümümüzü örerek ilerliyoruz İki zincirimi çektim ve pembeye kadar birer birer ikili trabzan şekliyle örüyorum trabzanların ismini lütfen çok bir takılmayalım bir defa başını doluyoruz şöyle bir aldım ve ikinci kez kapadığım için ikili trabzan denmekte bakınız bir defa dolayıp bir ve iki kapadığımız için ikili trabzan diye adlandırılmakta işaretimize kadar birlikte gelelim son trabzanımı ördüm hemen iki zincir çekiyorum İşaretimi çıkardıktan sonra hemen çıkardığım yere batıyorum ve çekmiş olduğum 10 tane zincirin her birine birer birer trabzanlarımı yerleştiriyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz birlikte bitirelim bir tane 2 4 6 8 9 bir tane kaldı onu da örelim bakınız hiç sayımız e, zincirimizi çekerken çekerek ayarladığımız için sayımızda hiç problem olmamakta 2 4 6 8 ve 10 şimdi birinci sıramız bu şekilde tamamlandı ikinci sıramıza başlayabiliriz bitiş yönünde iki tane zincirimizi çekelim 1 ve 2 Tığımın başını doluyorum hemen bakınız ikinci trabzan üzerine batıyorum bunu bir sayıyorum iki zincirimi ikinci trabzan üzerine batıyorum ve devam ediyorum birer birer her bir trabzanımızın şurada gördüğümüz minik gözleri içerisine batıyoruz. Tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum. minik gözlerin içerisine araya batmayalım lütfen. En son trabzanıma da batıyorum ve sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağıda da 10 taneydi. Yukarıda da 10 tane bakınız. Ne fazlamız ne eksiğimiz var. Şimdi iki zincirimin olduğu yerde artışlarımı yapmaya başlıyorum. 3 tane artış yapıyorum. Birinci sıramda tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. 1, başını doluyorum. 2, Yeniden 3. 3 defa bir seferde başını doladıktan sonra aldım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak 3 defa 1 2 ve 3. İlk sıramızda 3 tane artışımızı yapıyoruz. Bakınız 10 tane trabzanımızı örerek geldim. 3 artış yaptım. 2 zincir çektim. 3 artış yaptım. Ve kolumdan örmeye devam ediyorum. İlk trabzanının üzerine gelerek batıyorum. Bir defa da çekiyorum. Bir defa da tamamen zincirimize kadar bir defa da çekerek örelim. Çok sıkıştırmayalım lütfen. Yoksa e, sert bir örgünüz olur. Eğer eliniz sıkıysa tığ numarasını bir numara büyüterek bu sıkıntıyı giderebiliriz. Sert olmasın bebek örgülerimiz. Yumuşacık olsun. Evet tamamını ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu artış yerimdeyim. Yeniden 3 defa başını dolayarak batıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum ve yeniden arkam için 3 artışımı daha yapıyorum 1 2 ve 3 bakınız 4 yerden artışımızı yapıyoruz kolumuzla önümüzü bağlıyoruz kolumuzla arkamızı bağlıyoruz kolumuzla yeniden arkamızı ve kolumuzla önümüzü bağlıyoruz her bağlantı noktamızda üçer artışımızı araya iki zincirimizi çekelim ve sıramızın sonunda görüşelim İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim şöyle görelim bakınız gayet güzel oldu Üçer artışlarımızı aralarına 2 zincirimizi çektik ve sıramızın başındayız şurada bitirme işlemimizi birlikte yapalım buradaki son trabzana lütfen dikkat edelim kaybetmeyelim bakınız zincirden döndüğümüz trabzanımızı tığımın başını bir defa doluyorum tepesine batıyorum ve tek seferde çekiyorum bakınız. 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. Ve her bir trabzanımın tepesine batarak artış yerimize kadar örerek ilerleyelim. Bir defa başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Tam şu kısma batıyoruz. Bakınız araya girmiyoruz. Minik gözümüzün olduğu yerdeyiz. Artışlarımızı bu sıramızda ve daha sonrakileri de ikişer ikişer yaparak ilerleyelim. Şimdi artış yerime geldim. 1 ve aynı yere giriyorum. 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane daha artışımı yapıyorum. 1 ve iki. 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzanımızı örerek artışımızı yaptık ve dümdüz diğerlerini de örelim. Artış yerlerimizi ikişer ikişer yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Tepe noktasına şu şekilde batarak sıramızı tamamlıyorum. Şöyle görelim. Ve iki tane zincirimizi çekelim. Bir ve iki diğer sıramıza geçmek için hazır olalım. Üçüncü sıramızı da bu şekilde ördük. E, dördüncü sıramıza başlayacağız. Yine ikişer ikişer artışlarımızı yapalım. Arada da iki zincirimizi çekelim. Biraz robamızı bu şekilde örerek büyütelim. Hemen başlayalım. İki zincirimi bitiş yönünde çektim örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum dibine batıyorum ve hiç farklı işlem yapmadan yeterli ölçüye gelene kadar bu şekilde örerek ilerleyelim artışlarımız şimdilik ikişer ikişer devam edecek eğer genişlik olursa birer tane trabzana da düşürebiliriz ama şu an ikişer ikişer örelim araya giriyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum tekrar 1 ve 2 kolumdan devam ediyorum Evet bu şekilde ilerleyelim şöyle görelim gayet güzel olmakta elbisemizin robası Evet şimdi tamamlayalım biraz daha büyütelim robamızı yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ettim şöyle görelim şuradan e Birden tutuyorum. Diğer tarafa kadar 23 santim olduğunu görüyorum. Robamızın burası arka tarafı. Şimdi kolumuzu birleştirmek için yeterli ölçü oldu. Bu sıradan itibaren kolumuzu birleştirelim. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam 9 sıramızı ördüm. Şöyle görelim. İkişer ikişer artmıştık bakınız. 1 2 3 4 5 5 sıra birer tane artışımı yaptım birer artışla yeterli genişliğe ulaştım Eğer hepsinde ikişer artış yapacak olursak birazcık daha büyük olur Tabi büyük isteyen arkadaşlarımız ikişer devam edebilirler ama bu öreceğimiz şu boyun kısmını başladığımız ölçüyle kol ölçüsü bizler için ideal olan birer birer örmektir. Burada ikişer ikişer artışımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 sıra. Şöyle evet 4 sıra birer tane artışımı yaptım. Şöyle göreceğiniz gibi bakınız 1 1 1 ve 1. Elbisemizin birinci ön parçasını örerek geldim. Tam artışlarımı yaptığım yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3. 3 zincirimizi çektikten sonra kolumuzu bükelim. Yeniden artış yerini yani iki zincirimin olduğu yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında elbisemin arkasından örmeye başlıyorum. Birer birer bütün trabzanlarımızı örerek uç noktaya kadar gelelim. Diğer kolumuza kadar. Diğer ayrım yerimize kadar örerek geldim. Tığımın başını doluyorum. 2 zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine diğer ayrım yerimize yani 2 zincirin bulunduğu noktaya bir tane trabzanımı örüyorum ve birer birer ikinci önümü de örüyorum. trabzanımıza kadar ördüm. Şimdi şöyle elbisemizi tutuyorum diğer parçayı. Buradan artık e, tüm gövde olarak örmeye başlıyorum. ilk zincirimin tepesine şöyle batıyorum. Her iki ilmeğimizi de alalım bakınız. Şöyle tüm alıyorum. Sadece geçiş yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum. Ve birer birer örmeye başlıyorum. artık hem kolları birleştirdik hem de elbisemizin önünden birleştirmemizi yaptık kol altına doğru geldim bakınız Sadece başını dolayıp tek sefer alıyoruz. Başını doluyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Birincisini ördüm ikincisini ördüm ve üçüncüsünü ördüm üç tane trabzanımı ördüm ve ön tarafa geçiyorum ve bu şekilde birer birer örüyoruz şöyle görelim yaptığımız işlemimizi şöyle birleştirdik santim olarak bakalım ölçülerimizi birbirimizde sürekli kontrol edelim Bakınız şöyle açtığımız zaman daha açılacaktır 23 santim kol altı zincirlerimizden şöyle gördüğünüz gibi zincirimizi ördüğümüzde 25 santim bulacaktır Evet birer birer örelim ve şuradaki birleşme yerinde tekrar görüşelim en son noktaya kadar örerek geldim şimdi arkamızı birleştiriyoruz Bakınız şurada zincirimizi çekmiştik tepe noktasına batıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum 1 ve iki zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir önden, bir arkadan örerek devam edeceğiz. Evet örgümüzün arkasını çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Başını bir defa doluyorum. Ve başlangıç yerimizi yani buraya kadar herhangi bir farklı işlem yapmadan başını birer defa dolayıp tek seferde çekelim. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakınız iç kısmından örmekteyiz. Tam turumuzu yaptık. Buradan başlamıştık. Bütün bölümleri örerek geldik. Bakın şöyle ikinci bir sıra halinde ördük ve birleşme noktasındayız. Zincirimizin üzerine şu şekilde batalım. İlmeğimizi geçirelim. Şöyle güzel batalım ilmeğimi geçiriyorum 1-2 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum hemen dibine batıyorum ve birer birer bir sıra daha örüyorum bu kez çevirdik bakınız dış yönden örüyoruz yine aynı şekilde örerek bu noktaya kadar gelelim en son noktaya kadar yeniden örerek geldim Tekrar geçişimizi yapıyoruz. Bakınız şu şekilde görülmekte. Birinci sıramızı ördük, ikinci ve üçüncü sıramızı ördük. Üç sıra ördükten sonra gövde genişliğimizi epeyce bir ayarladık yani uzunluk olarak da. Şimdi birleştirme işlemini yapalım ve trabzan olarak ikili trabzan'a geçelim. Şu şekilde yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bütün bölümlere ikili trabzan şekliyle örmeye başlıyorum. Bakınız zincirimi çektim. Birer birer batıyorum. Burası tam bel bölgesi olacak bölüm. Şimdi görelim. Bakınız bir defa doluyorum. Sıraya batıyorum. Başlangıç yerimize kadar. Bütün trabzanlarımızı ikili olarak örelim. Trabzan sıramızı örerek geldim. Başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyiz. Bakınız. E, ikili trabzan ördüm. İkili trabzan ördüm. Bu birinci sıramız. Şimdi e, diğer sıramıza başlıyoruz. Yine ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Yalnız Burada bakınız 1 2 3 tane zincirimi çekip çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandan alıyorum. Burada tam bel ortasına lastik görünümü kazandırıyoruz. Bir yandan örüyorum. trabzanımın ardından girerek örüyorum. Yanından giriyorum. Ardından trabzanlarımızı birer birer bu şekilde örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. İkinci sıra lastiğimizi ördüm. Birinci sırada düz trabzan örmüştük. İkinci sırada ise bir yandan bir arkadan alarak ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlayabiliriz. Hemen ilk başta zincir çekerek başlattığım trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir, iki, üç zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bakınız burası Şuradaki bakınız tam zincirimin olduğu yerdeki trabzanım hemen yanındaki trabzanım ise ardından alınarak başlanılan trabzanım hemen lastiğimizi sıramızı takip ederek örelim gördüğümüz gibi örelim çukurda olanların ardından alalım dışta kabartılı olanları şu şekilde yandan 3. sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Bu sıramız bittikten sonra bir sıra daha örelim aynı şekilde 4 sıramızı tamamladıktan sonra görüşelim. 4 sıra lastiğimizi ördük bakınız 1 2 3 4 Şimdi artışlarımızı yaparak etek bölümümüze başlayabiliriz. Yine bir tersten bir düzden örmelerimize devam edeceğiz. Şu şekilde bağlantımı yapıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Sıramın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1. Bir. Bir sonraki yere batıyorum. 2. Bakınız. Şimdi buradan artışımızı yapalım. 1. Kendisini ördüm. 2. 3. 4. 5. 5 tane artışımı yaptım. Devam ediyorum. 1. Bir. Her birine tek tek örüyorum bakınız. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 10. Bakınız 10. trabzanımı ikinci kez örüyorum. 3 4 5 artırmış olduk. Bakınız bir burada artışımızı yaptık. Bir de burada saydım. Tam 10. 5 tane ördüm. Yeniden sayıyorum. Artışlarımızı yaparak ilerledik. Bakınız 5 tane artışımızı yaptım. 10 tane trabzan ördüm. Tam 10. trabzanımızı 5 defa ördüm. Tekrar saymaya başladım. 10. trabzanımızı 5 defa ördüm. Buradan sonrasında başlangıç yerimize kadar sayalım. 10. trabzanımızı 5 defa artıralım ve belimizdeki istediğimiz artış oranına ulaşalım. Artışlarımızı yaparak geldim. 10. trabzanımızı beşer defa ördük ve artışımızı yaptık. Örgümüzün etek kısmını örerken bir ters yüzden bir düz yönden öreceğiz. Şimdi geçişimizi yapalım ve yeterli ölçü gelene kadar biraz düz bir şekilde artış falan yapmadan örmeye devam edelim. Geçişimi yapıyorum. Bir iki zincirimi çektikten sonra hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Her bir trabzanımı bir defa örerek ilerliyorum bir ters yönden bir düz yönden örgümüzü örelim. Bir buradan, bir diğer taraftan sıramızı bu şekilde çevirerek modelimizi uygulayacağımız yere kadar örmeye devam edelim. Artışlarımızdan sonra bir daha artış yapmadan örmeye devam ettim. Şimdi santim olarak tam lastiğimizin altından örelim. Tam 10 santim oldu. 10 santim olduktan sonra kalplerimizi yerleştirmeye başlıyorum. Şablonumuzu şu şekilde oluşturdum. Bakınız buradaki görmüş olduğumuz kalpleri beyaz ipimizle yapacağız. Bir tanesini dolu birini boş çalıştım. Boş çalıştığımız yerlerin içerisi de beyaz iplerle dolacak. Birinci sıramızda bakınız 2 Beyaz ipimiz bir tane kırmızı, iki tane beyaz ipimiz olacak. Sonrasında yedi tane e, beyaz ipimiz üçüncü sıramızda tekrar yedi tane, sonra eksilmeye başlayacağız. 5, 3 1 diye azalacağız. Şuradaki görmüş olduğumuz şekliyle kalbimizi güzelce buraya yerleştireceğiz. İlk kalbimizden örmeye başlayalım. Şu şekilde tığımın başını doluyorum, batıyorum. Bakınız ilk yere bir defa daha alıyorum kırmızımdan geçiriyorum ve şu şekilde arkaya ipimi sabitliyorum şu kısmı da sabitleyelim ve hemen tığımın başını doluyorum bakınız üstte değil tam araya giriyorum bir tane daha trabzanım örüyorum iki tane trabzanım ördüm şöyle göstermek istiyorum bakınız iki tane beyazımızı ördükten sonra bir tane kırmızı trabzanımız iki tane tekrar beyazımızı öreceğiz bir tane kırmızımı hemen arkadan alıyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradaki yere bakınız iki tane trabzanımın içerisine giriyorum ve örüyorum beyaz ipimi şöyle düzenliyorum biraz çekiyorum tığımın başını doluyorum iki tane beyazımı örüyorum Bakınız iki tane beyaz, bir kırmızı, iki beyazımızı ördük ve kalbimizin en üst noktasını bu şekilde oluşturduk. Şöyle görmenizi istiyorum bakınız. Bir, iki, bir tane boşluk kırmızımız. Tekrar iki tane beyaz. Her iki kalbimiz arası ise üç tane trabzanımızı atlıyoruz. Bakın bir, iki, üç tane boşluğumu bıraktım. Üç boşluğumuzu kırmızı olarak örüyoruz. Hemen ipimi bakın şuradaki beyaz iplerimizi renk geçişlerinde çok gevşek tutmayalım daha muntazam olsun şöyle alta da bırak tutabiliriz arada ipi geçmeyi sevmeyen arkadaşlarım şöyle altın üstünden örerek geçişlerimizi yaparlarsa daha güzel olur 1 2 3 3 tane kırmızım ördüm hemen beyaz ipimi alıyorum tığımın başında doluyorum kırmızıyı da altı alabilirsiniz nasıl rahat ederseniz 1 ve 2 bir tane kırmızımı örüyorum araya. Tekrar kırmızıyı aşağıya alıyorum. 2 tane beyazımı örüyorum. 1 ve 2. Araya 3 tane kırmızımı örüyorum. Başını doluyorum. 1 2 ve 3 üç defa da kırmızı ördüm Bakınız iki tane kalbimi yan yana yerleştirdim şöyle görmenizi istiyorum Bakınız şimdi kalplerimizin en üst kısımları iki tane kalbimizin üst kısmı ortada bir tane trabzanımız ve iki tane yine beyazımız arada üç tane kırmızımız var Bakınız boşluğumuz tekrar iki beyazımız bir kırmızımız iki tane beyazımız şöyle ben göstermek istiyorum eğer şeyse şöyle dondurarak sizde bir yere çizerseniz çok rahat bir şekilde hiç bakmadan örebilirsiniz. Ardı ardına örme işlemini yapabilirsiniz. Evet devam edelim. Her ipimizi altından götürürsek bakınız şiş örgülerimizde olduğu gibi uzun uzun arada kalmaz. Altından götürerek de örebiliriz. Şimdi üç tane kırmızı ördükten sonra bakınız kırmızı ipimden beyaz ipime geçeceğimde buradaki ilmeğimizi lütfen tam tığımızın olduğu yere getirelim. Şöyle bol alırsak e, buradaki görüntümüz çirkin duracaktır. Tam tığımızın ayarını alıyoruz. Renk geçişlerimizde beyaz ipimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız kırmızımı şöyle çektim. Ve bir hemen İki kırmızım da alttan gizlenerek gidiyor, bakınız. Beyazımı aşağı koyuyorum, beyazımı çekiyorum, bakınız çok da çekmiyoruz, tam dengeli. Bir kırmızımı örüyorum, tekrar kırmızımı aşağı alıyorum, iki tane beyazımı örüyorum. Bir ve iki. Beyazım aşağıda, iki tane yan yana kurduktan sonra üç tane kırmızımızı örüyoruz. Beyazımı çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve beyazımı aşağıya alıyorum. 1 2 3 3 tane araya ördüm. Bakınız. Ve devam ediyorum. Tekrar bakın tığımı şu şekilde sıkıştırıyorum kırmızı ipimi. Hemen beyazımı alıyorum. Kırmızım araya kalıyor. Tığımın başını doluyorum. 1 Hemen yanındakini örüyorum. 2. Tekrar beyazım aşağıda kalıyor. Tığımın başını doluyorum. Bir tane kırmızı mı örüyorum. Kırmızı aşağıda beyazımı alıyorum. 1 ve 2. Beyazım aşağıda her iki kalbimizin arasındaki 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Ben etek kısmında tığımı büyüttüm. Bunu dileyen arkadaşlarımız yine iki buçukla örebilir. Ama etekten itibaren şuradan itibaren 3 numaraya geçirdim. Zaten üst kısmı iki buçuktu. Yine aynı ile da devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet şöyle görelim bakınız. Kalplerimizi şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakınız iki tane kalbimizin üzeri bir kırmızı boşluk iki kalbimiz iki kalbimiz arada bir kırmızı iki tane beyazımız Arada üç kırmızı her iki kalp arasında 3 tane boşluğumuz olacak bakınız ilk sıramız. Evet bu şekilde birinci sıramızı örerek tamamlayalım. Bir uçtan diğer ucumuza kadar kalplerimizi birer birer kurarak geldik bakınız şu şekilde. Çok güzel oldu şöyle görelim. İki tane beyazımız aralarında bir kırmızı ve her iki kalp arasında üç tane kırmızımızı ördük ve sıramızın sonuna geldik. İkinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda beyazlarımız daha ağırlıklı olacak. Hemen kırmızı ipimle geçişimi yapıyorum. Batıyorum. Bir iki. iki tane zincirimi çektim düz devam ediyoruz geri dönüş yapmıyoruz düz olarak devam edeceğiz burada hemen bakınız bir tanesini ördüm sıradaki trabzanımızı yine kırmızı olarak örüyorum beyaz ipimi alıyorum hemen beyazımdan bir önce trabzanımı bakınız beyaza çeviriyorum birinci beyazımı ördükten sonra ikinci beyazımı hemen örüyorum kırmızımız aşağıda kalıyor aşağıdan giriyorum 2 aşağıdan giriyorum 3 bir önceki kırmızımı yine beyaz örüyorum aşağıdan 4 bir önceki beyazım 5 6 ve son olarak bir tane daha fazla beyaz örüyorum 7 bir baştan bir sondan birer tane beyazımızı fazla örerek 7'ye çıkarıyoruz araya bir tane kırmızımı örüyorum alıyorum beyazım bu kez aşağıda kalıyor beyazımı şöyle sıkıştırıyorum ilmeğimi tığımın başını doluyorum beyazımı bakınız beyazımı sıkıştırdım bir tane kırmızı örüyorum arada sadece bir kırmızı olacak ve tekrar kırmızımı aşağı alıyorum beyazlarımı buradan bakınız bir öncesinden bir sonrasına kadar hepsini beyaz olarak örüyorum tığımın başını doluyorum hemen dipten batıyorum bir dipten batıyorum 2 arayı tamamen beyaz 3 4 5 6 ve bir fazla örüyorum 7 7 tane trabzanımı bu şekilde ördüm araya hemen bir tane kırmızı mı yerleştiriyorum beyazım aşağıda kalıyor beyazımı şöyle ilmeğimizi sıkıştıralım tığımın başında doluyorum. bir tane kırmızı iki kalp arasına yerleştiriyoruz bakınız şurada göreceğimiz gibi bir tane sadece trabzanımız var ve ilerliyorum kırmızım aşağıda Kırmızımı şöyle çekerek ilmeğimi sabitliyorum Tığımın başını doluyorum bir öncesinden 1 2 3 4. 5, 6, şöyle kırmızımı aşağıdan götürmek istiyorum ve 7, 7 tane beyazımızı ördüm. Şimdi beyazımı aşağıda, kırmızımı üste çekiyorum, beyaz ilmeğimi şu şekilde sıkıştırıyorum tığımın başını doluyorum bir tane kırmızıyı örüyorum ve beyazımızın olduğu yerlerde 7 şer trabzanımızı örerek tamamlayalım 7 tane beyazımız bir tane kırmızımız 7 beyazımız bir kırmızımız şeklinde örerek tamamladık sıramızın başındayız tığımın başını doluyorum kırmızımı şöyle batıyorum 2 sıra 7'mizi örüyoruz bakınız 1 ve 2 2 sıra 7 aynı beyazlarımızı beyaz olarak örüyoruz Elbisemizin üçüncü beyaz sırasını örüyoruz. Bakınız üçüncü sıramızda yine yedi tane beyazımız bir tane kırmızımız yedi beyaz bir kırmızı şeklinde örüyoruz ve ilerliyoruz. Bakın üçüncü sıramız kalbimiz belirginleşmeye başladı. Şimdi biraz beraber yapalım. Bakınız iki, dört, altı, yedi tane trabzanımı ördüm beyazımla hemen kırmızımı alıyorum. Bakınız şu şekilde örelim kırmızının sonunda değil önünde batalım bakın şöyle batıyorum dipten bir kırmızımı ördüm kırmızımı aşağıya alıyorum beyazıma başlıyorum bu şekilde yaparsanız çok muntazam olacaktır hemen beyazımın bir önünden gibi bakınız aslında tam üzerinden bir batıyorum alttan şöyle giriyorum 2 kırmızımı da götürüyorum 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzanımı tam ördüm. Şöyle dipten batalım. 7 trabzanımı ördükten sonra beyazımı aşağıya bırakıyorum. Kırmızımı başını doluyorum. Hemen bir tane kırmızımı örüyorum. Bakın şu şekilde. Tığımın başını doluyorum. Yine düz yönden örüyoruz. Şuradan bakın. Hemen önü gibi durmakta aslında önü değil hemen başlıyorum dipten alıyorum bir dipten iki şöyle bayağı bir dipten alalım kırmızımızda görülmesin bir İki. üç dört beş altı ve yedi 7 trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 7 Şunu çıkarıyorum. Bakınız. Sayalım. 2, 4, 6, 7 Tam Kırmızımın hemen önünde Beyaz varmış gibi görülmekte. Bakınız. Bu lütfen yanıltmasın. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Beyazımı aşağıya bırakıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakın şu kısma gelerek Bir tane kırmızımı örüyorum. Tekrar kırmızımı aşağı bırakıyorum, beyazımı alıyorum. Hemen bakın sanki kırmızı örüyormuşuz gibi kırmızımın olduğu yerden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakınız 7 tane tırabzanımızı yine ördüm. Şimdi kırmızımı alıyorum. Beyazım aşağıda kalıyor. Başını doluyorum. Hemen batıyorum. Bakınız ile beyazın tam arasına giriyorum. Bir tane kırmızımı örüyorum ve e, sıramızın yeniden başına bu şekilde geldik. Şimdi sayılarımızı azaltmaya gidiyoruz. Hemen kırmızımızla devam edelim. Beyazımın üzerine bir tane kırmızı örüyorum ve başlıyorum beyazımla örmeye. 1 2 3 4 ve 5 5 tane şu şekilde beyazımızı örelim şöyle görelim bakınız 5 tane beyazımızın olduğu bölümü örmeye geçtik arada 3 tane kırmızımız olacak kırmızılarımı örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 beyazımın üzerinden 3 3 tane kırmızımı ördüm tekrar beyazımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane beyazımı ördüm beyazımı aşağıya alıyorum tığımı başını dolayarak kırmızımı 3 tane örüyorum 1 2 ve 3. Tekrar beyazımı alıyorum. Kırmızımı aşağıda tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane beyaz, 3 tane kırmızımızı örelim ve sıramızın sonuna gelelim. Şöyle görelim bakınız. 5 tane beyaz 3 tane kırmızımızı örelim sıramızın sonuna kadar geldim şimdi kırmızımız 5 tane beyazımız 3 tane olacak şekilde örüyoruz tığımın başına şöyle beyazımı alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane beyazımı ördüm bakınız şurada sanki iki tane varmış gibi oldu hiç önemli değil gidiş yönündeyiz ve düzdeyiz tığımın başını tekrar kırmızıyı alarak doluyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane kırmızımı örüyorum bakınız kalp şeklimiz çok güzel belirli olmaya başladı sonrasında kırmızım aşağıda kalıyor Gidiş yönündeyiz. Bakınız aynı yönden örüyoruz ve örgümüzün düz yönündeyiz. Arkasında değiliz. Kalbimizi tamamen düz yönde ördüm. 3 tane beyazımı ördüm. Beyaz ipim aşağıya. Kırmızı ipimi alıyorum ve hemen 1 başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kırmızımı ördüm beyazımı alıyorum 1 2 ve 3 3 tane beyaz 5 tane kırmızımızı örelim ve sıramızın sonunda görüşelim Evet son trabzanlarımıza varana kadar ördük 3 tane beyazımızı 5 tane şu şekilde kırmızılarımızı örerek kalplerimizi oluşturduk şimdi bir tane Beyazımız geri kalan tamamı kırmızı olarak örüyoruz. Kalbimizin tam ortasına bir beyazımızı yerleştirelim ve diğerlerini kırmızı olarak örelim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane beyazımı örüyorum. Alta kırmızımı alıyorum. Beyazımı alıyorum. Bütün trabzanlarımı birer birer kırmızı olarak örüyorum. Bu son beyaz sıramız bir tane trabzanımızı tamamlıyoruz beyazımızı şu şekilde gizleyerek götürelim beyazımın içerisine giriyorum bir tanesini ördükten sonra kırmızımı aşağı bırakıyorum tığımın başını doluyorum şöyle kırmızımı çekiyorum bir tane beyazımı ördükten sonra tekrar beyazımı alta alıyorum kırmızımla ilerliyorum. Bu sırada sadece bir trabzan beyazımız olacak. Geri kalan bütün trabzanlarımızı kırmızı olarak öreceğiz. Şöyle asılıyorum. Bir beyazımı ördüm. Tekrar beyaz ipimi aşağı alıyorum. Kırmızıyla devam ediyorum. Evet şöyle görelim kalbimizin en sivri ucunu bakın bir tane trabzanımızı örerek ilerliyoruz. Şimdi son noktaya kadar bir tane beyazımız geriye kalan bütün trabzanlarımızı kırmızı olarak örüp tamamlayalım. Kalbimizin en uç noktası olan bir tane beyaz trabzanımı da örüp tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıramızı kırmızı olarak ördüm. Herhangi bir şekilde artma ya da eksilme yapmaksızın dümdüz 4 sıramızı ördüm. Şimdi bir sıra beyaz geçelim. Daha sonrasında yeniden kırmızımızı örelim ve elbisemizde sona doğru yaklaşalım. Beyazımızla bir sıra örerek tamamladım. Şimdi beyazımızı bitirelim. Başlangıç yerimize gelerek batalım. Şu şekilde ilmeğimizi alıp diğer ilmeğimizin arasından geçirelim. Herhangi bir şekilde basamak oluşmasına izin vermeyelim. Kırmızı ipimi koparmıştım. Şimdi hemen yanındaki bölümün üst kısmına batıyorum. Kırmızımı şu şekilde alıyorum. 1 ve 2. Bakınız burada hiç basamak oluşturmadık. Hemen aynı yere bir daha batıyorum. Kırmızımla birkaç sıra örüyorum tamamen zevkinize göre örebilirsiniz şimdi birinci sıramı örüyorum yine geçişlerimi yaparak bir iki sıra örelim sonrasında eteğimizin alt kısmını yaparak elbisemizi tamamlayalım şöyle görelim bakınız şimdi devam edelim Evet elbisemizde beyazımızdan sonra iki sıra daha kırmızı rengimizle trabzanlarımızı ördüm. Bir defa battım ve çektim. Şimdi beyaz ipimizle en son dilimlerimizi örerek bitirelim ve elbisemiz bu şekilde tamamlanmış olsun. Şöyle bir tane sık iğnem alıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 3. trabzanın bulunduğu yere 1, 2, 3, 4 defa trabzanımı örüyorum ve sayıyorum 1 2 3 3'ün bulunduğu yere bir tane sık iğne tığımın başında doluyorum batığım yerden sayıyorum 1 2 3 4 tane trabzanımızı örelim sayıyorum 1 2 3 bir tane sık iğne batığım yerden sayıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımızı atladıktan sonra yani üçüncü trabzanımıza gelerek batıyoruz ve dört tane ikili trabzanımızı örüyoruz battığım yerden sayıyorum 1 2 3 bir tane sık iğne battığım yerden 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 ve 4 bu şekilde başlangıç noktamıza kadar en son sıramızı öreyerek tamamlayalım. En son trabzanımıza varana kadar hepsini ördüm. Birleşme işlemini yaptım. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Kolumuzun bir tanesini çalıştım. Aynı şekilde diğer kolumuzu da başlayalım. Kol altından başlıyoruz. Hemen tığımı düğümümü atmıştım. Bağlanıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki artış yerimin içerisine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzanımızı ördükten sonra 1 2 3 bakınız battığım yeri de sayıyorum battığımız yeri saymazsak ikinciye gelerek batıyorum ve bir tane sık iğne tekrar 1 ve 2 diyoruz bakınız eğer battığımız yeri saymaz isek 4 tane trabzanımı örüyorum 3 ve 4 1 2 batıyorum 1 2 4 tane trabzanım örüyorum ve başlangıç noktama gelince birleştirerek kolumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz Ponumuz için zincirimi çektim hemen hemen 90 santim kadar ama ucundaki ipimi koparmadım eğer fazla ördüysem sökeceğim eksik kaldıysa biraz daha ilave edeceğim tam orta kısmından başlıyorum şöyle bakınız yukarıdan yukarıya daha yakın bir şekilde başlıyorum ve iki tane düz dışarıda kalacak şekilde yapıyorum bir tane içeride kalsın iki tane üstte olsun bakınız çıkıntılı bölümümüz ve bu şekilde şöyle geçirelim bir tane düzüm altta iki tane üstte bir tane altta iki üstte olacak şekilde geçiriyorum şöyle görelim bakınız Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım şöyle bir tane alta kalsın iki tane üstte zinciri mutlaka fazla çekelim ki alt üst yaptığımız için fazla gitmekte ve de ipi ip koparmadığımız için eğer eksik kalırsa biraz daha ilavemizi ederek uzatabiliriz. Koparmayalım. Kopardıktan sonra işimiz uzamasın. Biraz daha garantici olalım. Bir tane altta kalsın. iki tane üstte. Bir altta. bir tane altta ve aynı yerden çıkıyorum aynı yerden bakınız bu şekilde taktım öyle görelim bakınız iki tane üstte bir tane altta kaldı İki üstte bir altta kaldı ve bu şekilde tamamlayarak geldim uç kısmında bakınız ipimi koparmamıştım tam yeterli oldu fazla çekmeme gerek yok bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve hazırlamış olduğumuz pomponlarımızı ucuna takalım Elbisemizin yaka kısmını çalışmaya başlayalım. Hemen uç kısımdan başlıyorum bakınız kendimizden taraftaki bölümden başlıyorum ve batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra bir ikinci trabzanın olduğu yere geliyorum bir trabzan iki zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı batıyorum tığımın başına doluyorum bir atlıyorum bakınız bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanın tam arasına giriyorum bir trabzan iki zincir tekrar bir tane trabzanım örerek beğimi kuruyorum tığımın başını doluyorum tam ortaya giriyorum iki zincirimi çektikten sonra aynı yere girerek mi kuruyorum bu sırada bu şekilde beylerimizi kurarak ilerleyelim bir iki üçüncüye batıyorum iki zincir çektim aynı yere batıyorum sıramızın ucuna kadar ilerleyelim en son noktaya kadar örerek geldim bakınız bu ön kısmımızda 1 2 tam ayrım yerine ördüğümüz 3. trabzan grubumuz yani V'miz bu tarafta da aynı şekilde 1 2 3 ne eksik ne fazla olacak her ikisi de denk olması gerekmekte tığımın başını doluyorum en son trabzanımın olduğu yere bir tane trabzanım örüyorum 1 2 3 zincir çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Hemen yandakini de aynı şekilde bir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. V'lerimizin içerisine aynı şekilde doldurarak ilerleyelim. İkişer trabzanımızı ve iki zincirimizi örelim. Tekrar iki trabzanımızı her beğimizin içerisine dolduralım. İki trabzan, iki zincir. Tekrar tırabzanlarımı örüyorum. Bakınız hepsinin içerisine hiç ayırt etmeden uç noktaya kadar örerek ilerleyelim. En son trabzanımıza varana kadar ördüm. ikişer ikişer ördüm. Ve son olarak kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzanım örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum tam ortaya 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer araya bakınız. Araya zincir çekmeden sadece trabzan ördüm. 6 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 bir sonraki yuvamızın içerisine yeniden 6 tane trabzanımızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şöyle görelim bakınız 6 çar trabzan örerek en son yuvamıza kadar devam edelim. En son trabzanımıza varana kadar ördüm kenar trabzanım için bir defa başını doluyorum tepe noktasına batıyorum ve trabzanım tamamlıyorum. Bir iki zincir çektikten sonra yakamızın dördüncü sırasına başlıyoruz. Bakınız 3 sıramızı ördük. D'mizi yaptık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız ördük ve 6 tane trabzanımız ördük. Son sıramızı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Her trabzanımın üstteki minik gözüne bir defa başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Minik gözün içerisine batıyorum. Tığımın başını dolayıp minik gözün içerisine batarak tek seferde çekiyorum ve bunu son sıramız olarak Örüyoruz tüm trabzanlarımın tepesine batıyorum hiç atlamadan şöyle görelim elbisemizi yavaş yavaş tamamladım iki tane pompon yaptım pomponları kendi ipimle yapmadım yani örgümü ördüğüm iple değil e, lif ipiyle ile yaptım yakamızın düğme dikilecek kısmı bir sıra trabzan ördüm ikili trabzan şekliyle karşısındaki ilik yerini birlikte çalışalım. Sadece trabzan ördüm ve diktim. E, zaman kaybı olmasın diye hemen şu şekilde diğer tarafı da başlamıştım. En alt kısımdan başladım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek yukarıya doğru çıkıyorum. Eğer düğmelerim dikili olduğu için bakınız hemen düğmemin karşısına geldim bir tane zincirimi çekiyorum bir tane şu kısmı atlıyorum bakınız yan olarak örmüş olduğum bölümü tam ikisinin arasındaki birleşme yerine geçiyorum ve devam ediyorum yukarıya doğru ikili trabzan örerek bir tane zincir çekiyorum ve düğmem için bir ilik daha çalışıyorum yanına bir trabzan daha ördükten sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum bakınız iki tane iliğimizi birer zincir çekerek açtım ve bir zincir çektim arkasını çevirdim sık iğne olarak başlangıç yerimize doğru ilerleyelim bir zincirimin olduğu yere bir tane sık iğnemi çalışıyorum yine başını dolamıyorum trabzanlarımın üzerine birer sık iğnelerimizi örerek ilk bölümümüzü de çalışmış oluyoruz. Düğme diktiğim yerde sadece trabzan ördüm. Üzerine bu sırayı örmedim. Ve iki düğme kullanmayı tercih ettim. Daha fazla ya da daha az 3 ya da 1 kullanmak istiyorsanız tamamen tercihinize göre kullanabilirsiniz. En son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincirimi çektim ve kopardım bakınız. Şöyle görelim. Bakınız iki tane ileğimi açtım. Bir trabzan sırası bir sık iğne. Diğer tarafta ise sadece bir tane trabzan ördüm. Ve e, arka kısmımızı da bu şekilde tamamladım. Şöyle yukarı geleceği için şuradaki ipimizi iç kısmı alıyorum. Ama bakınız düğmemizin bulunduğu şu kısımdan alıyorum. Şöyle görelim. Trabzanımın olduğu yerden alıyorum. Aşağıdan geçiriyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve bu arkayı da bu şekilde kapamış oluyoruz. Şöyle bakınız. Üste gelen yeri düzgün bir şekilde kapatıyoruz. Ve düğmelerimizi de taktıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelmekte. Evet bu şekilde bir çalışmamızı daha tamamladım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.